Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz. İsmim Ömer Yüksel, tarih öğretmeniyim. Bugün sizlere İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimini anlatacağız. Değerli arkadaşlar, ilk olarak şuna bakalım. Acaba devlet ne anlama geliyor? İslamiyet öncesi Türklerde devlet il veya el anlamlarına ne yapıyor? Geliyor. Yani il ve eli gördüğünüz zaman aklınıza ne gelmeli? Devlet gelmeli. Peki devletin başında acaba hükümdar olan kişiler hangi ünvanları ne yapıyor, kullanıyor bakalım. Han, Hakan, Şanyu, Tanhü, İdikut, İlteriş, İlteber ve Yavgu. Bunlar genellikle yaygın olarak kullanılan ünvanlar. Bunun dışında değerli arkadaşlar şunu asla unutmayın. Kaan. Kaan da önemli bir ünvandır. En yaygın ünvanlardan bir tanesidir. Peki, hükümdara ülkeyi yönetme yetkisini kim verir? Gök Tanrı verir. Gök Tanrı'nın verdiği bu yönetim yetkisine ne diyoruz biz? Kut inancı veya kut geleneği diyoruz. Kut, kan bağı ile hanedanın tüm erkeklerine ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Dolayısıyla hükümdar öldükten sonra hanedandan herhangi bir erkeğin tahta çıkma hakkı var. Bu nedenle de taht kavgaları artar, merkezi otorite zayıflar ve bunun sonucunda da devletler kısa sürede yıkılırlar. Ben size özellikle şunu belirtmek istiyorum. Soru çözerken vesaire veraset kelimesini gördüğünüz zaman tahta kimin nasıl geçeceği konusu aklınıza gelsin değerli arkadaşlar. Peki biz Türklerde yazılı bir veraset sistemi olmadığı için hanedan üyeleri tahta çıkma hakkına sahip, bunu asla unutmayalım. Tekrar söylüyorum, biz Türklerde yazılı bir veraset sistemi olmadığı için hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkı var mı? Var. Az önce de değindiğim gibi taht kavgaları artıyor, merkezi otorite zayıflıyor ve Türk devletleri kısa sürede yıkılıyor değerli arkadaşlar. Peki devlet yasası, hukuk kuralları olan neyle yönetilir? Töre ile yönetilir. Peki ben hükümdarım, kafama göre töreyi değiştirebilir miyim? Hayır. Töre sadece istisnai durumlarda kurultay kararı ile ne oluyor değerli arkadaşlar? Değişiyor. Hükümdar da dahil olmak üzere herkes töreye uymak zorundadır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Töre yazısızdır. Ve hükümdar da dahil herkes töreye uymak zorundadır. Peki, hükümdarın yetkileri sınırsız değildir diyoruz. Yani hükümdarın yetkilerini sınırlayan şey töredir. Devlet yapısında kesinlikle teokratik. Yani dini bir özellik var mıdır? Kesinlikle yoktur değerli arkadaşlar. Türk devletleri boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiş diyoruz. Ne demek bu? Bir boydan değil birçok boydan oluşuyor anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Buna da biz Boylar Federasyonu diyoruz. Peki bir Türk devletinde ikili teşkilat özelliği var. Bu ikili teşkilat devletin doğu veya batı olarak ikiye ayrılıp yönetilmesidir. Bu zaman zaman kuzey olur, güney olur ama genellikle doğu ve batı olarak ikiye ayrılır değerli arkadaşlar. Eğer devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrılıyorsa yönetim şekli nedir? Federatiftir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Hükümdarın eşi olan hatun, yani katun, devlet yönetiminde etkindir. Bunu asla unutmayın. Örneğin hükümdar makamında olmadığında yabancı elçileri kim kabul ediyor değerli arkadaşlar? Hatun kabul ediyor. Demek ki hatun devlet yönetiminde aktifmiş. Hükümdar olan kişinin alametleri, yani bazı izleri var. Bu izlere beraber bakalım. Otağı. Otağı dediğimiz şey nedir değerli arkadaşlar? Hükümdarın süslü büyük çadırıdır. Tu. Tu dediğimiz şey nedir değerli arkadaşlar? Özellikle Türk İslam devletlerinde bu sancak olarak ne oluyor? Biliniyor. Bu da otağın önündedir değerli arkadaşlar. Bir simgedir. Davul. Davul nedir değerli arkadaşlar? Nevbet, davul çalmak veya nevbet çalmak diyoruz. Yay, yay bildiğiniz üzere oku atmamızı sağlayan aletin adı. Kılıç, biliyorsunuz arkadaşlar, hükümdarın kullandığı ünvanlarda alamettir. Hükümdarın kemeri,
Artı para bastırmak. Para hem bağımsızlık alametidir hem de hükümdarlık alametidir. Örgin. Örgin hükümdarın oturduğu tahtın adıdır değerli arkadaşlar. Geliyorum kotuza. Kotuz kaynaklarda sorguç olarak da bilinir. Bu hükümdarın börküne yani başlığına taktığı bir kuş tüyü diye bilinir değerli arkadaşlar. Yarlığı dediğim şey ise hükümdarın buyruğu yani emirleridir değerli arkadaşlar. Kamçı kırbaç olarak bilinir. Toy neydi arkadaşlar? Kurultay olarak bilinir. Kurultay yani toy hükümdarlığın önemli bir alametidir. Kama olarak bilinen şey neydi arkadaşlar? Bıçak. Çetre geçiyorum. Çetre hükümdarın şemsiyesidir. Yani otağın önündeki büyük süslü şemsiyedir değerli arkadaşlar. Orduya bakıyorum. Ordu da çadır kent olarak bilinir değerli arkadaşlar. Ordu kent şeklinde de değerlendirilir. Çadır kent olarak da bilinir. Ordu da bir alamet değerli arkadaşlar. Devleti oluşturan unsurlara bakmak istiyorum. Oksuzluk, kün, ülke ve teşkilat. Oksuzluk denilen şey nedir değerli arkadaşlar? Bağımsızlık. Kün ne demek? Kün ise halk demek. Ülke bizim vatanımızdır. Yani üzerinde yaşadığımız toprak parçasının adıdır. Teşkilat da bizim kurumsal yapımızı ifade eder değerli arkadaşlar. Yani bir Türk devleti oksuzluk, kün, ülke ve teşkilat unsurlarından ne oluyor? Oluşuyor. Şimdi kurultaya bakalım. Görselde de gördüğünüz gibi hükümdar bazı konuları ne yapıyor? İstişare ediyor. Kurultay önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı danışma meclisidir. Altını çizerek söylüyorum. Danışma meclisidir. Demek ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ilkel de olsa bir demokratik anlayış var mı? Evet, var. Kurultaya biz aynı zamanda toy da deriz, kengeş meclisi de deriz. Yalnız toy ifadesi ilerleyen süreçlerde sadece şölenler için kullanılmıştır. Kurultayın doğal başkanı tabii ki hükümdardır. Yani kurultaya hükümdar başkanlık eder. Eğer hükümdar yoksa hükümdarın eşi olan hatun yani katun veya aygıcı yani başvezir başkanlık eder. Peki arkadaşlar kurultayın üyelerine biz ne diyoruz? Toygun diyoruz. Kurultaya katılanlara ne diyoruz? Toygun diyoruz. Peki kurultayın bazı görevleri var değerli arkadaşlar. Bu görevleri değerlendirelim beraber. Kurultay kanun seçebilir. Kurultay kanun yapabilir. Ve kurultay kanı yani hükümdarı denetler ve aynı zamanda azletme yetkisine sahiptir. Yani görevden alma yetkisine sahiptir. Demek ki kurultay çok önemli bir danışma meclisiymiş. Peki değerli arkadaşlar kurultaya kimler katılır? İrdeleyelim. Kan, hatun, boy beyleri, şat. Şatta duralım arkadaşlar. Şat. Vali anlamına gelir. Genellikle hükümdarın erkek çocuklarından herhangi birisi bu görevi üstlenir. Tigin hükümdarın erkek çocuklarının kullandığı bir tabirdir. Aygucu baş vezir anlamına gelir. Buyruk nedir arkadaşlar? Buyruk da vezir. Yani aygucuya bağlı olan görevliler. Yabguya geçiyorum. Yabguda genellikle hükümdarın değerli arkadaşlar küçük kardeşinin kullandığı bir ünvandır. Yani devletin batı kanadını kim yönetiyorsa biz ona ne diyoruz? Yabgu diyoruz. Ağılığa bakalım. Bu da hazine görevlisidir. Tarkan büyük ordu komutanı anlamına gelir. Büyük ordu komutanı. Subaşı da ordu komutanı anlamına gelir.
Ancak kıdem olarak Tarkan'dan daha alt seviyededir. Bağlı kavimlerin yöneticileri de kurultaya ne yapıyor arkadaşlar? Katılıyor. Böylelikle kurultayın üyelerini de vermiş olduk. Peki kurultaya benzeyen diğer meclislere bakalım değerli arkadaşlar. Hazarlarda kurultayın karşılığı İhtiyarlar Meclisi. Peçeneklerde kurultayın karşılığı Komenton Meclisi. Avrupa Hunlarında kurultayın karşılığı Seçkinler Meclisi. Tabgaçlarda ise Nazırlar Meclisi olarak biliniyor değerli arkadaşlar. Yönetimle ilgili bazı kavramlarımız var. Bunlara bakalım. Ayukku. Ayukku dediğimiz şey nedir değerli arkadaşlar? Hükümettir. Ayukku hükümet anlamına ne yapıyor? Geliyor. Aygucu az önce söylemiştim değerli arkadaşlar. Baş vezir. Buyruk onların yardımcıları yani vezirler. Tamgacı ise mühürdar anlamına gelir. Mühür işlerine bakar. Bitikçi ise katiptir değerli arkadaşlar. Tigin hükümdarın erkek çocuklarının kullandığı ünvandır. Toyanç ise danışman anlamına gelir. Şat validir ama genellikle hükümdarın erkek çocuklarından herhangi biri bu görevi ne yapar? Yürütür. Tudun da validir ama aynı zamanda vergi memuru olarak da ne oluyor arkadaşlar? Biliniyor. Ağalığı kelimesine bakalım. Ağalığı da nedir değerli arkadaşlar? Ağalı tabii ki hazine görevlisidir. Yargıcı ise hakimdir. APA sivil idarecilere verilen bir isim değerli arkadaşlar. Kün nedir? Kün ise halktır değerli arkadaşlar. Yalvaç elçi anlamına gelir. Toygun, kurultaya katılan üyelerdir. Tutuk nedir? Askeri validir. Ataman ise değerli arkadaşlar, tiginlerin yani hükümdarın çocuklarının hocasıdır. Erkek çocuklarının hocasıdır. Börk ise hükümdarın şapkası anlamına gelir. Tilmaç ise tercüman demek değerli arkadaşlar. Evet, böylelikle yönetimle ilgili kavramları da vermiş olduk. Bu konuyu daha iyi pekiştirebilme adına değerli arkadaşlar, örnek birkaç tane soru çözelim. İkinci soruyla başlayalım. İslamiyet öncesinde ülke sorunlarının görüşüldüğü danışma meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere bakalım değerli arkadaşlar. Kurultay, töre, ayukı, yargıcı ve kün. Tabii cevabı sizin de söylediğinizi duyar gibiyim değerli arkadaşlar. Sorumuzun cevabı kurultay. Yani danışma meclisine biz ne diyoruz? Kurultay diyoruz. Töre, yasası hukuk kuralları. Ayukı, hükümet anlamına geliyor. Yargıcı, yargıç yani hakim. Kün ise halk anlamına geliyor değerli arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı ünvanlardan değildir? Az önce dersimizde değinmiştim. Han, Yabgu, Tanhu ve Hakan İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarın kullandığı ünvanlardır. Sultan ise değerli arkadaşlar, Türkistan devletlerinde hükümdarın kullandığı ünvandır. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumunu oluşturan unsurlardan değildir? Değerli arkadaşlar, irdeleyelim soruyu. Buyruk, uruk, budun, boy, oğuş.
Bize neyi sormuş arkadaşlar? Unsurlardan değildir. Tabii ki cevabımız buyruk. Buyruk neydi arkadaşlar? Vezirdi. Diğer seçeneklere bakalım. Mesela oğuş ne demek değerli arkadaşlar? Aile anlamına gelir. Aile demek. Uruk ne demek? Sülale demek. Sülalelerin birleşmesiyle ne oluşur? Boylar oluşur. Boyların birleşmesiyle de budun dediğimiz millet oluşur. Diğer soruya bakalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke sorunlarının görüşüldüğü meclisler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye ne yapmış bize sormuş. Değerli arkadaşlar, İhtiyarlar Meclisi, Kurultay, Keneş ve Komenton. Bunları az önce dersimizde size söylemiştim. Kurultay'ın farklı versiyonlarıydı. Ama divan seçeneğine baktığımız zaman divan Türkistan devletlerinde ve özellikle Osmanlı'da Kurultay'ın farklı bir versiyonudur. Yani İslamiyet öncesi dönemde divan bulunmaz. Diğer soruya bakalım. Kurultay Meclisi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi demokratik bir nitelik taşıdığının göstergesi değildir diyor. Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis olması demokratik olduğunu ne yapar? Gösterir. Kağan'ı denetleyen ve yetkilerini kısıtlayan bir meclis olması gösterir. Farklı görüşlerin yönetime yansımasını sağlaması tabi demokratik olduğunu gösterir. Boy beylerinin de katılması demokratik olduğunu gösterir. Ancak üyelerinin belirlenmesinde Kağan'ın etkili olması demokratik değil, antidemokratik bir uygulama olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Yani cevabımız Edirne. Böylelikle değerli arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimini anlattık. Pekiştirme maksadıyla da birkaç tane soruyu beraber çözmüş olduk. Hepinize esenlikler diliyorum.